Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta şimdiki konumuz jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı doçent doktor Alper Karalök. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hocam miyom çok sıkça gördüğümüz, çok sıkça duyduğumuz bir hastalık. Ne sıklıkta görülür? Miyom nedir? Uterus yani rahimden kaynaklanan iyi huylu düz kas tümörüdür aslında. Çok sık görüyoruz. Aslında çeşitli insidans çalışmaları var ama baktığımız zaman aslında biz poliklinikte de 3-4 kadından bir tanesinde miyom görüyoruz. Ama tabii bunların hepsi tehlikeli, semptomatik, problem yaratan miyomlar değil. Onların oranları çok çok daha düşük aslında. Biz aslında miyomları kategorize ediyoruz, onları sınıflıyoruz, belli gruplara ayırıyoruz. Rahimin nerede olduğu, hangi boyutta olduğu, hangi hızda büyüdüğü, onun dışında natürü, herhangi bir dejenerasyon geçirip geçirmediği ve tabii ki de hastanın semptomları bizim tedavi yaklaşımımızı tamamen etkiliyor. Peki semptomları nelerdir hocam? Semptomlarına baktığımız zaman miyomlar tabii rahimle ilgili tümörler, iyi huylu tümörler olduğu için en sık semptomu kanama semptomu. Adet kanamalarını arttırabiliyor. Atıyorum 4-5 gün olan adet kanamasını 9-10 güne, günde 2-3 pet kanayan bir kadının kanamasını günde 7-8 pete çıkarabiliyor. Tabii bu kanamanın yoğun olması kadında anemi semptomlarını ortaya çıkarabiliyor, kansız kalabiliyor. Hemoglobin seviyelerini işte 10-11, ortalama 11-12'li seviyelerden işte 7-8 daha düşük noktalara getirebiliyor. Onun dışında ağrı semptomu yapabiliyor. Pelvik dediğimiz alt karın bölgesinde kadınlarda ağrı yapabiliyor. Bunun dışında yine yerleştiği yere bağlı olarak özellikle rahimin iç tabakası, endometrium tabakasına yakınsa kısırlık dediğimiz gebe kalmakta zorlanma ya da gebe kalamama problemleri yaratabiliyor. Bunun dışında yine pelvis alt karın bölgesinde olduğu için büyüyen miyomlar komşu organlara baskı yaparak o organlarla ilgili semptomlar yaratabiliyor. Mesela rahimin ön tarafındaysa yani idrar torbasına yakınsa sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı, idrar kaçırma gibi sorunlar. Rahimin arka tarafına yakınsa kalın bağırsakla ilgili, kalın bağırsağa yakın ve kalın bağırsağa baskı yapıyorsa onunla ilgili bazı semptomlar, işte dışkılama alışkanlık problemleri yapabiliyor. Onun dışında yine rahimin yan taraflarında üreter dediğimiz idrar torbasının, böbrekten idrar torbasına idrarı süzen önemli iki tane hortum organlarımız var. Onlara baskı yaptığı zaman da ciddi böbrek problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki hocam miyomları nasıl takip ediyoruz? Miyomları aslında öncelikle tabii detaylı bir muayene yaptıktan sonra yani bu gördüğümüz görüntünün tamamen miyom olduğunu düşündükten sonra çünkü ultrason yeterli oluyor değil mi hocam miyom için? Genelde ultrason yeterli oluyor. Yani eğer deneyimli bir kadın doğumcu size muayenenizi yapmışsa bu miyomdur diyorsa bir dejenerasyon göstermiyorsa atipik bir durum yoksa eğer bu çok büyük ihtimalle miyomdur. Öncelikle benim gördüğüm bu miyomun davranışını anlayabilmek için ilk etapta 6 ay sonra bir daha görüyorum. Eğer bir semptom yoksa bile. Hastada hiçbir semptom yok, hiçbir şey yok. Tamamen insidental yani rastlantı olarak saptadım ben bu miyomu. Hastaya diyorum ki bir 6 ay sonra bir daha bakalım diyorum. Çünkü o miyomun davranışını, büyüme hızını anlamak istiyorum. Ama tabii tamamen artık davranışını öğrendiğimiz uzun zamandır aynı pozisyonda kalan bir miyomsa aslında senelik kontrolde yeterlidir. Peki hangi hastalara ameliyat önerirsiniz hocam? Ameliyat önerdiğimiz hasta grubu da az önce aslında dediğim gibi semptomatik hastalar. Eğer hastanın semptomları çok yoğunsa, bu semptomlar hastanın yaşam kalitesini çok düşürüyorsa, onun dışında tabii ki de bu semptomlar sadece yaşam kalitesini değil, sağlığını da etki ediyorsa artık biz onları ameliyat etmek istiyoruz. Kimi hastanın 7-8 santim miyomu herhangi bir problem yaratmadan devam ederken, bazı kadınların 1-2 santim bile miyomu evet çok yoğun kanama ya da kısırlık ya da başka bir şeye sebep olarak ameliyat gerektirebiliyor. Tamamen semptomlarla ilgili. Hocam siz aynı zamanda kadın hastalıkları uzmanı ve bunun daha da farklısı kanser cerrahisi uzmanısınız. Çok farklı yöntemleri başarılı yapıyorsunuz zaten. Miyomlarda hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Evet. Ben tabii ki de önce kadın hastalıkları doğum, sonra da jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanıyım. Yani daha çok alanım aslında cerrahi yöntemler.
Biz tabii miyomlarda konvansiyonel yöntemleri çok sıklıkla tercih ederdik. Yani açık ameliyat yöntemlerini tercih ediyorduk ama özellikle son 10 yıldır gelişen teknoloji, işte doktorların da bununla ilgili bazı eğitimleri, bazı skills'leri kazandıktan sonra tabii bizim elimiz laparoskopi dediğimiz açık değil de kapalı yöntemlere daha çok kaydı. Laparoskopi veya robotik cerrahi. Aslında bu işin temelinde açık cerrahi vardır ama artık biz çok büyük miyomları artık kapalı yöntemlerle, laparoskopik cerrahilerle, hastada minimal invaziv cerrahi teknikler bunlar aslında. Hastaya çok daha az zarar vererek yapmaya çalışıyoruz. Bunların tabii hastaya birçok katkısı oluyor. Öncelikle tabii scar dediğimiz yara izleri çok küçük oluyor. Onun dışında bu düzelme periyodu, recovery time'ı çok kısa oluyor. Çok hızlı bir şekilde düzelip işine gücüne dönebiliyor. Onun dışında çok hızlı bir şekilde düzelmesinin yanında tabii o post operatif ameliyat sonrası süreci çok rahat yaşadığı için ağrısız bir periyot kendisini bekliyor. Tabii ki de biz bunları düşünerekten her zaman tabii ki de hastayı kapalı yöntem cerrahiler için düşünüyoruz. Onları aday olarak görmeye çalışıyoruz. Onun dışında bir de tabii rahimin iç bölgesine yerleştiyse miyom, bunu da hiç, buna biz submüköz miyomlar diyoruz. Endometrium tabakasını yaylandıran, özellikle kısırlık ve kanamayla ilişkili miyomlarda belli bir boyutun altındaysa sadece histereskopik dediğimiz rahimin içine girerek, hiç laparoskopik deliklerden de değil, aynen simir muayene ederken simir alıyoruz ya, o rahim ağzını görüp oradan 7-8-10 milimetrelik kameralarla girip rahimin içindeki miyomları histereskopik olarak da çıkarabiliyoruz. Yani buradan aslında çok güzel anlattınız da hani şunu anlayabilir miyiz? Miyomu olan hastaların tamamı kapalı yöntemli ameliyat olabilir. Tamamı demeyelim şöyle ama çok büyük bir kısmı olabilir. Çünkü eğer gerçekten miyom, tabii kadının anatomisi de çok önemli. Çok ince yapılı bir kadında 12-13 santim miyomu belki laparoskopik olarak çıkaramazsınız ama daha iri yapılı bir kadında belki 10-11 santim, 12 santim miyomları, çoklu miyomları çıkarabilirsiniz. Genelde aslında 10-12 santime kadar kapalı yöntemle ameliyatı çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Özellikle miyom sayısı da 5-6 santim, 5-6 tanenin altındaysa, yani ameliyat süresi laparoskopide uzamayacaksa, çok fazla kan kaybı olmayacaksa, hastaya laparoskopi iyi gelecekse aslında laparoskopik yöntemler. Ama laparoskopik yöntem hastanın ameliyatını çok uzatıp kanama miktarı artacaksa, tabii bu çok az bir kısımdır. Yaklaşık miyomların bence %10'u falandır. O zaman da bizim yine konvansiyonel yöntem dediğimiz açık yöntemi de tercih ediyoruz. Evet. Hocam sizi zaten yakından takip ediyoruz. Alanınızda çok başarılısınız. Bu özellikle miyomlar konusunda da rahim koruyucu cerrahiye dikkat ediyorsunuz sanırım. Yani miyom cerrahisinde de rahim korunabiliyor değil mi? Evet, miyom cerrahisinde rahim korunuyor. Aslında temel kural budur. Eğer siz hastaya miyom ameliyatı önerdiyseniz, yani hastanın yaşı, semptomları ve isteği o doğrultudaysa, sadece miyomları çıkarabilirsiniz. Rahimi çıkarmanıza gerek yoktur. Rahimi korumak da gerçekten nasıl diyeyim çok da tabii elzem bir durumdur ama çok da zor bir cerrahi değildir. Sadece miyomları çıkarıp rahimi çok rahat bir şekilde rahimi, tüpleri, yumurtalıkları ve endometrium tabakasını tamamen koruyabilirsiniz. Asıl amacımız budur. Benim de şimdiye kadar hani miyom ameliyatı olarak girip rahimini almak zorunda kaldığımda bir hastam olmamıştır. Hep böyle bir korku vardır. Tabii çok büyük miyomlarda, çoklu miyomlarda belli cerrahi prosedürlere dikkat ederseniz rahimi korumak o kadar da zor değildir. Evet. Peki hocam miyomlar kansere dönüşür mü? Böyle bir olasılık var mı? Aslında biz tabii ki de miyomu gördüğümüz zaman ultrasonla ya da muayeneyle baktığımız zaman biz ona miyom teşhisini koyuyoruz tabii de %100 emin değiliz ondan. Çünkü bu bir patolojik tanı. Aslında o miyomu çıkarıp patolojiye göndermeniz lazım ki buna miyom desinler. Biz buna çok büyük ihtimalle miyomsunuzdur diyoruz. Tabii onun küçük ihtimalle de kanser olma durumu vardır. O anda da vardır. Tabii biz ondan şüphelenirsek belli başka yöntemler öneririz hastaya, MR gibi. Ya da hastayı hiçbir semptomu yoksa bile kötü huylu olduğunu düşünüyorsak sarkom gibi, o zaman ameliyatı önermeyi öne çekebiliyoruz. Bizim bildiğimiz anlamda miyomların kansere dönüşme gibi bir riski söz konusu değildir. Ama tabii ki takip aşamasında rahimin başka bir yerinden başka bir kanserle doku çıkabilir ve o büyüyebilir.
Ama miyom diye takip ettiğimiz bir hastada o miyom kansere dönüşmez. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Harika bir sohbet oldu. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta alanında otor bir isim bizlerleydi. Jinekolojik onkoloji uzmanı doçent doktor Alper Karalök. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.